Siz neredesiniz? Siz neredesiniz? Siyasi seryal. Gelmiyor. Kesin o yani. Kesin. Deniz seviyor zaten Hasan'ı. Sana bunu tek sevdim. Sizde direkçiler var. Direkçiler niye yaklaşık gidiyor? Biz 3 yılda kurulmuş bir yayın eviyiz. 150'nin üzerinde kitap basıp yayınladık. Genelde tarih, felsefe, edebiyat üzerinde roman, öykü, yeni yazarlara da kapılarımızı da açtık. Dolayısıyla bu tip fuarlara da katılıp yayınladığımız kitapları da okurlara ulaştırmak istiyoruz. Genelde hedef kitlemiz de hep emekçi kesim, okuma isteyen memur kesimidir, emekçidir, emekli kesimidir. Tek sorun şudur yani artan her gün kitap kağıt fiyatlarından dolayı SEKA'nın kapatılması affedilmez bir büyük bir hatadır. Dolayısıyla bu da okuyucuya pahalıya mal oldu. Yani artan kağıt fiyatları her gün dolara endeksli olduğu için, euroya endeksli olduğu için de gittikçe artan bir maliyetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bütün buna karşı da mutlaka okuyucuların da bir ekmek ne kadar ihtiyaçsa bir kitap da bilgi de o kadar ihtiyaçtır. Kendi sorunlarımızın çözüm noktası için de olsa mutlaka bilgiyle donanmamız gerekiyor. O açıdan herkesi kitap okumaya da davet ediyorum. Biz de elimizden geldiği kadar uygun fiyata vermeye çalışacağız. Sitaf Yayın Evi, Van'dan geliyoruz. Ağırlıkta Kürtçe kitaplarımız var ama biz Kürtçeyi fazla buraya getirmedik. Ağırlıkta Türkçe kitapları getirdik. Araştırma, tarih, şiir, roman vesaire bu yönlü kitapları basıyoruz. Dediğim gibi Van'da İkamet ediyoruz. Yani genel şeyimiz Van'dadır. Yaklaşık 15 yıllık bir yayın evidir. Şu ana kadar herhangi bir şey olmadı burada. Tabii çok sıcaktır. Yanlış değilsem festival ayın 25'inde başlıyor. Ama buna rağmen insanların gelip en azından standlara bakıp kitaplara karşı böyle bir ilgi olduğunu tahmin ediyoruz. Ve umarım kitap okuyucuları, ki burada çok fazladır, kitapları bitirip öyle gideceğiz. Çünkü kargolar çok pahalı. Kitap severleri standımıza bekliyoruz. Biz 2020 yılında Ziran Akademi yayınlarını kurduk. Kürt tarihi üzerine akademik kitaplar yayınlıyoruz. Kürt dili üzerine akademik kitaplar yayınlıyoruz. Yaklaşık bu anlamda 100'e yakın kitap yayınladık. Şeyh Ubeydullah Nehri Hareketi ile ilgili, işte Bediüzzaman eserlerinde yapılan tarifatlarla ilgili, Dersim Ziran katliamları ile ilgili önemli çalışmaları Kürt kamuoyuna kazandırdık. Halen de bu noktada önemli çalışmalarımız var. Yayın hayatımıza devam ediyoruz. Ava Yayınları'nın kurucularındanım. 2009'dan beri yayın yapıyoruz. Diyarbakır'dan yayın evi geliyor. Ben Mardin'de. Bizim daha çok öykü, roman, şiir ağırlıklı. Kürtçe ve Türkçe yayın yapıyoruz. İşte 2-3 gündür Dersim'deyiz. Ayın 28'ine kadar da buradayız, bakalım artık. İsmail Beşikçi Vakfı Yayınları adına buradayım. Diyarbakır'dan geliyoruz. İşte böyle bir etkinlik yapılınca biz şey olmak istemedik. Bundan ayrı kalmak istemedik. İşte hem kitaplarımızı tanıtmak, satmak, ondan sonra burada bulunmak için geldik. Gayet de memnunuz. Biz buraya çoğunlukla İsmail Hoca'nın kitaplarını getirdik ya da İsmail Hoca ile ilgili kitapları getirdik. Bir de Dersim'le ilgili şeyler getirdik. Bizim Kürt Tarihi Dergisi var yayınladığımız. Kürt Tarihi Dergisi'nin Dersim'le ilgili sayılarını getirdik. Tabii bu bir şey, kitap günleri gibi bir şey.
fuar gibi bir şey olsaydı, daha büyük bir organizasyon olsaydı çok daha farklı gelecektik. Ama bu tip etkinlikler oldukça biz yani vakıf olarak yani Dersim'de bulunma konusunda şeyiz, yani kararlıyız, niyetliyiz. Aram Yayın Evi ilk başta merkezi İstanbul'daydı. 2005'te tüm Kürt kültür sanat kurumları Diyarbakır'a taşınınca Aram Yayın Evi de oraya taşındı. 97'den beri kimi zaman faaliyetleri dursa da aralıksız yayın faaliyetini sürdürmeye çalışıyor. Biz de Munzur Festivali kapsamında yani belediyenin de davetiyle geldik, stand açtık. 150 çeşit kitabımızı getirdik. Yani Dersim okur yazar oranının yüksek olduğu bir kent. Ama şu bir iki gün biraz durgun geçiyor. Festivalden umutluyuz. Yani ağırlıklı anı roman, Kürt tarihi, inceleme, felsefe, bunlar üzerine kitaplarımız mevcut. Yani Dersim halkını, standımızı ziyaret etmeye bekliyoruz. Vate Yayın Evi 2003 yılında İstanbul'da kuruldu ama biraz yani Vate'nin hikayesi biraz daha eski. 96 yılında İsveç'in Stockholm başkentinde bir grup kırmanç değişik şehirlerden yani değişik lehçeleri, şeyleri, ağızları konuşan, lehçeleri konuşan değişik bölgelerden kırmanç yazarları bir araya gelip bir standart yazı dili için bir çalışma yürütmeye karar verdiler ve bir grup kurdular. Bu grubun ismi Vate Çalışma Grubu. Vate'nin hikayesi onlarla beraber başlıyor. Ve yılda iki kere toplanarak bir sözlük çalışması üzerine, standart ve modernize edilmiş de bir zazıcı üzerine çalışmaya başladılar. 97 yılında da bu grubun yayın organı olan Vate dergisi çıkarıldı. Vate dergisi de bu grubun kabul etmiş olduğu işte standarda uygun bir üretimde bulundu. Zazıcı üretimde bulundu. Vate Yayın Evi de bu yolu takip etti. Yani Vate grubunun yayın politikasını kendisine, yani kurallarını kendisine bir yayın politikası olarak belirleyip 2003 yılında kitap basmaya başladı. Daha çok biz işte Zazaca üzerine çalışıyoruz zaten. Zazaca'nın yani hem derleme çalışmaları diyelim, işte masaldır ya da şarkılardır, bu türkülerdir, bu gibi çalışmalar var. Bir yandan da modern edebiyat çalışmaları şeyleri var. Kitapları diyelim, romandır, hikaye ya da şiirdir. Bir yandan da gramer çalışmaları, dil öğretmeye yönelik ya da Zazaca'nın yapısıyla ilgili bu tür çalışmaları var. Sözlük çalışmaları var. Öğretmeye yönelik kitabımız var. Ve bir yanıyla da şey var. Yani Kürt sorunu üzerine birkaç kitabımız var. Çeviri kitaplar var. Yani tezler var. Okuyucuyu bekliyoruz. Evet, okuyucuyu şimdiye kadar göremedik. Onlar herhalde yani belki haberleri yoktur, bilmiyorum. Daha festival de başlamadı. Bekliyoruz.